Bu tablo 111 madencinin öldüğü bir maden felaketinin sonrasında yaşananları resmediyor. Kapıdan dışarıya doğru bakınca omuzları hafifçe yukarı kalkmış, geriye maden binasına doğru yürüyen takım elbiseli iki adam görüyoruz. Ön planda ise bir kadın var. Elleri kenetlenmiş, başı kapalı, yüzünde şaşkın bir ifadeyle bakıyor. Ne yapacağız dermiş gibi duruyor. Belli ki bu iki adam ona madenci kocasının kazada öldüğü haberini henüz getirmiş. Yani artık kocası yok. Resmin sol tarafında daha küçük çizilmiş iki kişi görüyoruz. Yaşlı bir kadın ve bir çocuk. Bunlar muhtemelen kadının çocuğu ve annesi. Ama sağdaki kadın en büyük resmedilen figür hala tek başına. Kadının göz bebekleri yok. Onun yerine bu büyük siyah halkaları görüyoruz ve gözün iç köşelerinde sanki bütün gece uyanık kalmış da haber bekliyormuş hissi veren bir şeyler var. Gözler çok karanlık ve tam ileri doğru bakıyor olsalar da sanki aslında boşluğa bakıyorlar. Sanki kadın kendi düşüncelerinde kaybolmuş gibi. Ancak bize bu resmin önünde duran bir izleyici olarak baktığı için bu trajediye, kadının acı çekmesine biz de dahilmişiz gibi hissediyoruz. İki adam uzaklaşıyor, kadın yalnız kalıyor. Ancak yaşlı kadın ve çocuk şimdi onun sorumluluğunda. Sanatçı Ben Shahn genellikle sosyal realist olarak görülür. Amerikalı Shahn kendi dönemindeki toplumsal sorunları ortaya çıkarmakla ilgileniyordu. Sosyal realistler Amerika Birleşik Devletleri'nin endüstriyel güvenlik sorunlarını ele almışlardır. Bu yaşanan kazanın, trajedinin ardından gelen bazı reformlar var. Sanatçı bu madencilik felaketinden etkilenerek gözetim eksikliğinin, ülkede maden yönetmeliği olmamasının ve ölümün kişisel etkisinin bir portresini çıkarıyor ve toplumsal bir meseleye değinmeye çalışıyor. Tabloda madenin patlamasını göstermiyor. Aksine felaketin bıraktığı etkiyle olay sonrasını resmediyor. Bu durum ayrıca sol üst köşede asılı duran kıyafetlerle de belirtiliyor. Madenciler iş çıkışı madenlerden gelirdi, kömür tozuyla kaplı olurlardı ve kıyafetlerini asarlardı. Eve gelince temiz giysiler giyerlerdi. Böylece maden tozu evlerini kirletmezdi. İronik bir şekilde bu madende felakete yol açan şey düzgün bir şekilde temizlenmeyen kömür tozu birikmesi olmuştu. Asılı kıyafetler hem ölen madencinin yokluğunu hem de patlamanın nedenini gösteriyor sanatçının bu tabloyu ele alma şekline bakın. Yüzeyin üçte ikisini kaplayan tuğla duvar var ve sonra zemin çok düz. Bunlar kesinlikle soyutlar. Ancak sanatçı her tuğlayı tek tek resmetmeye karar vermiş. Tıpkı duvara tuğla ören bir işçi gibi. Bu bir tür emek ve insan figürlerinde de gerçek bir soyutlama var. Figüratif olmasına rağmen bu naturalist bir tablo değil çok düz bir hale getirilmiş renk düzlemi var. Düzlem bir noktada kadının vücuduna dönüşüyor. Kadının elbisesi bu çok mürekkepli, koyu, ağır çizgilerle kumaşını belli ediyor. Bu kadın çok büyük. Yaşlı kadın ve çocuk orta büyüklükteyken o neredeyse gerçek insan büyüklüğünde resmedilmiş. İki erkek figürü ise yaşlı kadınla çocuğa kıyasla küçük kalıyor. Bu da bir tür uzak durma hissi veriyor. Bu madendeki tehlikeler hakkında sürekli olarak ve yakın zamana dek raporlar yazılmıştı. Ancak madenin sahibi olan şirket muhtemelen masraf getireceği için uyarıları dikkate almamayı seçti. Burada gördüğümüz şey sanayileşmenin gerçek bedeli olan insanlar. Bu durum bu kadının yüzünde ve ellerindeki duygularıyla somutlaştırılmış. Kadın bir yandan çok duygusal ama çok kontrollü. Ağlamıyor, hıçkırmıyor, sadece ızdırabını içinde yaşıyor. Bunu gözlerinde, sıkıca kapanmış ağzında görüyoruz. Sanki hayatı boyunca bu tehlikeyi öngörmüş gibi ve şimdi korktuğu başına gelmiş. Madencilikle uğraşan insanların genelde bu endişeyle yaşadığını söyleyebiliriz. Tehlikeli bir iş ve insanlar riski göze alarak bu işe giriyorlar. Buradaki durum da buydu. Bu 1948'de yapılmış bir tablo. Ancak hala aynı konularla uğraşıyoruz verimlilik, maliyet ve güvenlik arasında doğru dengeyi bulmak halen büyük bir mesele. Bu tablo bize, bunları yanlış yaptığımızda bunun insan hayatı üzerindeki etkisini hatırlatıyor. To and to the wife that I Dear sisters and brothers, others.